Birkaç dakika kala bitirmiş. Siz biraz 10 yıllık bir geline göre ben bugünkü menüyü çok karışık buldum. Bırak. Karışık. Evet. Karışık mı? Uyumlu değil. Uyumlu. Zuhal Hanım evet uyumlu değil. Nedir o uyumlu olmaya? Nedir derken kremalı et, kremalı makarna. Makarna. Bunlar bence çok uyumlu değil. Patates, kıymalı. Patatesli harçlı börek. Kıymalı ne vardı ya ben onu? Kıymalı patates, kaşarlı. Ara yemekte var. Ara sıcak. Bir de kumpir var yanında. Evet. Patates zaten içinde, kıymanın içinde patates de var. Ama çok az rendeliyorsun, o kayboluyor ki ne fark etmiyorsun biliyor musun? Ama sonuçta içinde patates var, o da yanında kumpir, o da patates. O patatesi sen fark etmiyorsun bile yerken, yani patates koyduğunu bilemiyorsun, anlamıyorsun. Fark edip fark etmemek önemli değil, önemli olan, içinde patatesin var. Olması yani zaten. Çok az bir şey var tabii ki muhakkak yani. Peki önce bir brokoli çorbasından başlayalım. Sırası bir de şakşuka bakacağız. Var yanında. Şakşuka var evet. Evet. Peki buyurun afiyet olsun. Biraz menüyü karışık bulmuşlar, uyumsuz bulmuşlar. Evet. Neden? Krema her şeyde var diye. Kıymalı şey var diyorlar, patatesli ama şey ben var. Uyuma bakmam normalde. Benim için lezzet önemli. Uyuma bakmam diye bir şey yok. Yok, lezzet yok. Olur mu öyle şey? Uyum da çok önemli. Ama hepsi zaten uyumlu. Hayır, lezzet patates içinde, kıymanın içinde patates, kumpir yapıyorsunuz. Ama onu ben rendeledim, yani belli bile olmuyor. Sadece lezzet açısından, öyle daha lezzetli olduğu için. Bu bir yarışma. O patates zaten eriye gidiyor, içinde kalmış. Bilmiyorum, sizin damak zevkiniz. Ben mutfağa gideyim. Tabii ki, ara yemeklerini hazırlasam. Evet, gelinimiz uyumlu olduğunu düşünüyor. Herkes ister uyumlu olsun ama işte o an için onu... O menüyü aklına getiriyorsun, onu yapmaya karar veriyorsun. Ama siz daha önce şey plan yapmıyor musunuz menünüzü seçerken? Vallahi ben plana karışmadım. Kendi başlarına plan yapmışım. Ama birazcık İşte bunu daha önce sizin de şeyiniz, katkınız olması lazım. Allah katkım. Benim gelinim geldi. Bizim ortak kararımız olarak hep birlikte karar verdik. Kendisi denedi, menüye. Yaptı. Menüyü şey yaptık. Evet. Kararlaştırdık. Güzel. Evde denedi, yaptı. Gayet de çok da güzel oldu. Gidiş yolu doğru. Menü seçimi yanlıştı. Hep aynı malzemeleri kullanmış, tecrübeli bir gelin olmasına rağmen yanlış bir tercih yapmış. Uyumsuz dedi, bilmiyorum. Hem patatesti, hem kumpirim. İkisi de patates olduğu için uyumsuz buldu kayınvalidenin bir tanesi. Bana göre uyumsuz değil. Ben lezzetine bakarım. Lezzeti güzelse... Benim için problem değil. Vallahi biraz uyum olması gerekiyor tabii evet. ki. Mesela deniz ürünleri olan bir masada et olmaz veya tavukla başladığınız bir şeyin evet. arkasından. Evet. Zuhal Hanım inşallah bu hafta benim sevmediğim şey çıkmaz yani karşıma. Ah hanımefendiciğim neyi sevmesiniz? Neyi yemiyorsunuz? Muzu sevmiyorum. Muzu. Evet. Muzu tatlı olabilir. Neden? Çocukluktan gelen bir şey. Muzla kötü bir anınız var. Evet, Efendim? Bir toparlasın. Ay konuştuk bile, konuşmamızdan bile kötü oldunuz. Evet. Bu kadar mı etkileniyorsunuz? Muzu sevmiyorum. Çocuklarım... Görmeye bile tahammülünüz yok. Allah Allah. Görmeye tahammülünüz yok. Görünce ne oluyorsunuz? Tiki var galiba. Midem kalkıyor. Muzu görünce mideniz kalkıyor. Bu beni mahvediyor. Allah Allah. Ben kendim yemeklerime güveniyorum. Lezzetli olduğunu da düşünüyorum. Heyecanıma yenik düşerim dedim ama düşmedim herhalde. Kokusu bile maalesef. Biz de ilk defa duyuyorum. Hani balığa karşı da hanımefendinin bir şeyi var, yemiyor. Olabilir. Benim de bu arada gelinlerinizin birinde... Allah nereden gideceğiz? Muzdan girdik, balıktan çıktık. Eğer gelinlerinizin birinde muz var... muz dedi. Balık varsa hanımefendi ben yiyemem diyor. Ben dedim ki yiyeceksiniz. Deniz ürünleri olduğu anda tadına bakmak için, puan vermek için yiyen çekiyor. Yani. Çünkü yiyemiyorum. Ben ağzıma da alamam, dokunamam. Burası muz yemiyor, balık yemiyor. Bu taraf muz göremiyor. O olduğu zaman oturamam ben. Sedef Hanım balık yemiyor. Aslında balık çok iyidir. İşte herkesin bünyesi neyi kaldırır, neyi kaldırmaz onu bilemem. Ama Sedef Hanım da balık yemiyormuş. Hayret ettim. Yani ben bütün balıkları severim. Karides yedim, ahtapot yedim. Güzeldi bana balığın her şeyi güzel gelir yani. Ama Sedef Hanım tatması lazım bir kere. Sedef Hanım balık yemem dedi çıkarsa dedi.
o zaman bu yarışmaya katılmayacak. Ama az ama çok ucundan olsun, tadıp ona göre puanını vermek zorunda. Ya balık çıkarsa, ya biz balık yaparsak, ya bir arkadaşımız balık yaparsa ne olacak? Çok sakıncalı, yemesi gerekir. Deniz ürünleri de yemiyormuş ve kokusuna bile dayanamıyormuş. O zaman neden bu yarışmaya katılmış? Anlayamadım. Niye katılıyorsunuz o zaman madem balık yemiyorsanız? Yemek zorunda, sen bu yarışma lezzet yarışması, yemek yarışması. Tadacaksın, puanını vereceksin. Bana saçma geldi. Evet, gelelim şu muz meselesine. Muz görünce bile dayanamıyorsunuz. Evet. Birisi yanınızda muz yemiyor mu hiç? Siz muzlu bir ortama girmiyor musunuz? Çocuklarım küçükken bile... muzlu ortam. Babası yedirirdi, ben yedirmezdim. Ha, bu böyle kaç senedir böyle sizin? Yani, oldu mu olası mı? 13 yaşımdan beri. 12-13 yaşımdan. Tam olarak hangi anda koptunuz muzdan? Ne yaşadınız, ne oldu? Ben film... Muza bastınız, ayağınız kaydı, düştünüz. Ben bir film çekilecektim. Rahatsızdım o zaman. Evet, geçmiş olsun. O zaman anne doktor ilaç vermişti. O da sıf muzmuş kokuyor. Muz yemeniz gerekiyormuş. O ilacı i̇laç içmem kokuyormuş. Gerek. Ha, ilacın içeriğinde muz mu evet. Ekstratı vardı? Evet. Onu içtiğim için sabaha kadar çıkmadım. Yani lavabodan hiç çıkamadım. Orada ilaç halinde aldığınız için bir soğudunuz o anda muzdan. Ondan önce yiyordum. Aa. Ama ondan sonra kesinlikle muz yemişliğiniz var ama artık... Çocuklarıma dahi babası yedirir. Aa. Ben yedirmem. Görürseniz muzu ne yapıyorsunuz? Yolunuzu mu değiştiriyorsunuz? Bir tane kayınvalidem muzu yemiyormuş. Benim kayınvalidem balık yemiyor. Bu hafta çok karışığız. İnşallah ilk günün azizliği olmam. Ben menüme güveniyorum. Bir gün pazardayız ablamla. Evet. Ha mesela pazarda çıkacak, geçeceksiniz kasalarını. Pazara çıktık. O hafta da neyse bütün muzlar benim önüme serildi. Şu an yani diyelim ki muzlu pasta geldi. Mesela, ne yapacaksınız mesela? Rulo pasta, yarışmadasınız. Muz koyuyorlar. Nasıl Magnolia puan yapıyor. Vereceksiniz o zaman? Ucundan olmayacak yerden bakarım ama tadına... Aldım mı bırakırım. Ama işte yani onun tadını alacaksınız ki puan vereceksiniz zaten. Tadını almadan nasıl puan verecek? Muzundan yemeyecek artık muhallebisinden. Görmeye dayanamıyor zor. Ya kaçarsa ağzınıza bir parça bilmeden görmeye yerseniz. Görmeye dayanamıyor zaten. Yani kalkabilirim sofradan. Ne? Sofradan kalkabilirim. Görmeye dayanamıyor zaten. Nasıl alacak ucundan? Şenol Hanım'ın muz takıntısı çok enteresan ya, çok zor bir şey. Gerçekten şimdi bu programa katılmışsın sen. Muzlu tatlı pasta falan gelse ne yapacaksın o zaman? Niye katılıyorsun? Çok merak ediyorum birinde, yarışmacıların birinde muzlu pasta çıkarsa. Masayı terk mi edip gidecek? Göreceğiz yani. Olur ki olur yani muzlu pasta. İnsanların tabii ki kendi tercihi o ama biraz çok abartıldı. Muz yemeyen ve sevmeyen ilk defa birini gördüm. Benim gelinimin menüsünde muzlu bir şey varsa ne olacak? Yemek zorunda. Olmaz, bu bir yarışma. O zaman yarışmaya katılmayacaktı. Muz yemiyorum, çok zorlanıyorum. Gittiğim yerlerde de zorlanıyorum bazen. Görmek bile istemiyorum. Gördüğüm zaman başka yere gidiyorum. Tek temellim bu hafta benim, bizim haftamızda inşallah şey olmaz, muzlu tatlı olmaz. Muz yememesi çok değişik. Yani tamam sevmezsin, hani ucundan da olsa birazcık hani severek yemezsin belki ama hiç olmazsa ucundan birazcık tadabilirsin, yiyebilirsin. Yenmeyecek bir meyve değil diye düşünüyorum ben.